24 Eylül Pazartesi akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye'ye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, yayınlarımızı karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfamızdan canlı olarak takip edebilir. Facebook'taki canlı yayınımızın altına saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla tüm görüş, öneri, dilek ve isteklerinizi, haberlerimizin içeriğine dair yorumlarınızı, mahallenizdeki, beldenizdeki, ilçenizdeki problemleri dile getirebilir. Bizler de ekranlarımız aracılığıyla tüm yetkililerin ve vatandaşlarımızın duymasını, bu mesajlarınızın ulaşmasını sağlayabiliriz. Haftanın ilk ana haber bültenine, ilk haberimize başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tüm başkan yardımcılarıyla birlikte geçtiğimiz cuma günü Manisa'ya gelerek görevine başlayan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız'ı makamında ziyaret ederek hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamlığı'na yeni atanan Cemal Hüsnü Kansız'a makamında hoş geldin ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik'e başkan yardımcıları da eşlik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugüne kadar belediye olarak kaymakamlıkla koordine yürütülen çalışmaların aynı şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Şehzadeler ilçemize atanan çok değerli kaymakamımız Sayın Cemal Hüsnü Kansız'ı belediye başkan yardımcılarımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Sayın kaymakamımıza Şehzadeler şehrine, Fatih'in, Kanuni'nin şehrine hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bütün başarılar diliyorum. Şüphesiz ki devletimizin ilçemizdeki en üst temsilcisi bizler açısından son derece önemli. Bugüne kadar değerli kaymakamlarımızla çok uyumlu çalıştık. İnanıyorum ki bundan sonra da büyük bir uyum içerisinde Şehzadeler halkına, belediyenin imkanlarını ve hükümetimizin tüm imkanlarını birlikte seferber ederek en güzel hizmetleri sunacağız. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Şehzadeler ilçesine en iyi şekilde hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet edeceklerini ifade etti. İlçemizde, Şehzadeler ilçemizde geçtiğimiz cuma günü itibariyle göreve başladım. Tabii Manisa'mızın merkez ilçesi olan Şehzadeler ilçesinin şirin yapısıyla, sıcak samimi insanlarıyla, güzellikleriyle, tarihi dokusuyla birlikte inşallah daha güzel noktalara getirilmesi için kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. Bilgi ve sevgiye dayalı bir otorite anlayışını yerleştirmeye gayret edeceğiz. Korku ve baskıya dayalı otoriteden sevgi ve bilgiye dayalı otoritenin daha etkili olacağını, daha uzun süreli ve kalıcı olacağını düşünen bir anlayıştayım. Yapılan çalışmaların üzerine bir şeyler daha koyabilirsek ne mutlu bize. İnşallah onda da. Ardından babası, eğer oğluma pantolon alacak dahi para bulamıyorsam benim yaşamamın bir anlamı yok diye hayatına, canına kastediyordu, canına kıyıyordu ve kendi hayatından vazgeçiyordu. Cebinde de 20 lira para çıkıyordu naaşının, bedeninin. Ve sevgili seyirciler, bu olayı duymamıza sebep olan Kocaeli'deki yerel bir basın mensubuydu. Yerel basın mensubu o intihar eden vatandaşımızın eşiyle röportaj yapmıştı. Takdir edersiniz, tüm gazeteciler röportaj yaparken ses kaydını alırlar ve bu ses kaydından sonra gazetelerine gittiklerinde en düzgün cümlelerle biraz daha basitleştirerek bu haberi gazetelere ya da televizyonlarına aktarırlar. İşte bu haber ortaya çıkınca o ses kaydından dolayı intihar eden vatandaşımızın eşi şikayetçi oldu ve bu haberi duymamızı sağlayan gazeteci bugün gözaltına alındı sevgili seyirciler. Türkiye'nin de en çok konuştuğu konuların başında geldi. Sabah saatlerinden bu yana gazetecinin gözaltına alınması. İlk etapta hani bu haberi yaptı diye mi gözaltına alındı diye sosyal medya bir anda patladı. Fakat ardından Kocaeli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili araştırmasının neticesinde olayın intihar eden vatandaşın eşinin şikayetinden dolayı ortaya çıktı ve gözaltına alındığı söylendi.
Şimdi tabii ki hani böylesi bir durumda yorum yapmak hiçbirimizin haddine değil. Gerçekten çok ağır ve acı bir olay. Ama o gazeteci arkadaşımız mutlaka söylemiştir bunları yayınlayacağını ki ses kaydı almış o değerli hanımefendiden. Hani o değerli hanımefendi de mutlaka belki incinmiştir haber bu kadar gündeme geldiği için ama siz hiç incinmeyin, siz hiç utanmayın. Çocuğunuz da asla utanmasın ve boynu başı eğik yürümesin. Utanılacak olan kişiler varsa onlar da sizin haricindeki hepimiziz. Ne yazık ki eşinizi bu sebepten dolayı kaybettiniz. Bir kez daha başınız sağ olsun diliyoruz. Sevgili seyirciler, yayınlarımızı karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyor ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Yunta yağlı güreşleri kapsamında bu sene 13 kategoride 32'si baş pehlivan olmak üzere 400 pehlivan Ortaköy Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte kısmet kuşandı. Etkinliğin sonunda altın kemerin sahibi Orhan Okulu olurken kıyasıya geçen müsabakaları binlerce güreşsever izledi. Yunus Emre Belediyesi'nin organizasyonuna tam not veren vatandaşlar bu organizasyonda emeği olan başta Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'ye ve ekibine teşekkür etti. Soma'dan geliyor. Soma'da afişi vardı. Babam sayesinde geldik böyle yerlere ki iyi ki de geldik. Eşim de mutlu, ben de mutlu izledik. Biraz dinlenelim istedik. Bir şeyler yiyeceğiz biraz sonra. Özellikle baş pehlivan güreşlerimiz bayağı bir heyecanlıydı. Yani çok memnun kaldık. Önümüzdeki sene daha erken gelmeye çalışacağız. Özellikle ön saflarda bulunacağız yani. Çok teşekkür ederim size. Valla biz Paşaköy'den geliyoruz, Sarıhan'dan. Güreşlere 3 seneden beri geliyoruz. Bu sene daha güzel kapsamlı, daha güzel güreşler oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha güzel olur. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Başarının devamı diliyoruz. Projelerinden memnunuz. Devamlı da geliyoruz. Devamlı da destekliyoruz. Seyirci memnun, vatandaş memnun. İnşallah pehlivanlar da kendi dalında memnun kalırlar. Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Çerçi Bey'e ve ekibine bu düzenlemiş olduğu güreş organizasyonu nedeniyle kutluyorum. Şahsında tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Böyle bir organizasyonu bu şekilde yani Manisa için büyük bir veli nimet. Çok memnun kaldık. Yani ben bu şekilde bir potansiyelin olacağını da düşünmemiştim. Harika, gerçekten muhteşem. Sevgili seyirciler, şimdi sıradaki haberimizi sizlere taşımadan, ekranlarınıza getirmeden önce hani olayı biraz daha iyi farkındalığa varmak amacıyla olayı mümkün olduğunca öncesini özetleyerek getireceğim. Sizin bir malınız olduğunu düşünün sevgili seyirciler. Bir mülkünüz var, yani size ait, bir Manisalı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bunu bir şekilde satacağım dediniz. Araştırdınız, ettiniz. Üzerinde emsal kararı bulunduğu için 30 milyon liraya, yani eski para birimine göre 30 trilyon lira değer biçildi. Verdiniz, peki dediniz, hani bir şekilde bu aslına uygun olarak yaşatılacak, kullanılacak derken satın alan kişi daha sonradan, sadece birkaç gün sonrası, o emsal kararının tapunun üzerinden kaldırıldığını ve 30 milyon liralık mülkünüzün aslında 150 milyon lira ettiğini düşünün. Ne hissederseniz işte tam da onu hissetmeniz gerekiyor. Şimdi haberini sunacağım değerli, haberin içerisindeki değerli Manisalılara, başta yıllardır bunun mücadelesini veren, hani ismini sayacağım o kadar çok değerli insanlar var ki, Mehmet Yumrukaya önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcileri ve üyelerine kadar, onlara destek olun demiyorum. Bizzat onların yanında olun. Çünkü bu mülk hepimizin mülkü. Manisa'nın simgesi beyaz filden bahsediyorum. Manisa'nın simgesi olarak bilinen beyaz fil binasının yıkılıp yıkılmayacağının kararlaştırılması için adliyeden bilirkişiyle keşif yapıldı. Beyaz fil yıkılmasının platformu keşif yapılırken izleyici olarak katıldı. Keşif kararının ise daha sonra açıklanacağı belirtildi. Geldiler. Beyaz fil yıkılmasının platformu yetkilileri yaptıkları açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Sadece Manisa merkezde yaşayan vatandaşlar için değil, Manisa'nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşlarında beyaz fil
hatırası, bir yaşanmışlığı vardır. İlimizin tamamı için toplumsal hafızasında çok önemli, karakteristik yeri olan bir binadır. Bu binanın şehrimizin hem kimliğinin korunması, ilimizin kendi kültürel yapısında yeri olan niteliğinin korunması ve toplumsal hafızanın kesintiye uğramaması için biz bu binanın korunması gerektiğine inanıyoruz. Mısır şenliklerine ilçelerden trenlerle gelen insanlar şehre ilk indiklerinde öncelikle beyaz file gelmişlerdir. Burada ihtiyaçlarını giderdikten sonra şenliklere katılmışlardır. İlçelerden, köylerden gelen vatandaşların, şehirde yaşayan insanların birer buluşma noktasıdır beyaz fil. Biz bu anlamda bu binanın korunması ve yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Beyaz Fil Yıkılmasın platformunun değerli orada bulunan üyelerini ve bundan sonra inanıyorum ki bu haberi sürekli olarak gündeme getireceğiz ve sıcak tutacağız. Çünkü bu Beyaz Fil hepimizin mülkü, hepimizin malı. Hem Manisalıların hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 30'a alınıp da ertesi gün bir cümle farkıyla 150'ye mal olması, yani değer bulması gerçekten akıl alabilir bir davranış değil. Beyaz Fil'e dokunma platformunun, yıktırmayacağız platformunun değerli üyelerini ayakta alkışlıyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bugün ulusal gündemimizde bir son dakika bilgisi var sizlerle paylaşmak istediğim. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakın akrabası ve aynı zamanda PKK terör örgütü üyesi olan şahıs Yunanistan'a kaçmak üzereyken Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yakalandı. Bir askeri bölgede yakalandı ve gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, 15. Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu tamamlandı. 25 kişinin katıldığı kurs 7 ay sürdü. Kursun kapanış törenine Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Alaaddin Aslan, Şehzadeleri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nalan Kumray Cin, Cumhur Kapısız ve Selahattin Yurt, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübecer Kapkaslı, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yıldırım, kurs eğitmeni Serpil Bingöl katıldı. Bizim kursları bitiyor. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübecel Kafkas'ta açılan kurslarla 300'den fazla kadının Manisa Bezi eğitimi aldığını vurgulayarak köylerde de bu kursu açtıklarını söyledi. Bunun ötesinde her türlü eğitimi görüyorlar. Bu bakımdan çok mutluyuz. Ben başta Milli Eğitim'e, Halk Eğitim'e, İş Kurum'a, bizi destekleyen bütün kuruluşlara sonsuz şükranlarımı arz ediyorum Türk Kadınlar Konseyi olarak. Ve biz Türk Kadınlar Konseyi olarak dünyaya ün saldık. Bunu bilesiniz. Biz bunu başlattık. Patenti bize ait. Ama bizim çok güzel bir yönümüz var. İnşallah başarı elde edersek Manisa'ma, Manisa'daki bayanlarıma ve Türkiye'ye büyük bir hizmet vermiş olacağız. Bu bizim aramızda kalsın şu anda. İlk başta yaptığımız zaman sizlerle paylaşacağız. Şehzadeleri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nalan Kumray Cin, tarihi geçmiş olan Manisa Bezi'nin yeniden yaşatılması noktasında emek veren herkese teşekkür etti. İş Kur'a ve Şehzadeler İlçesi Halk Eğitim Merkezi'ne bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok büyük, güzel bir işbirliği içerisinde yürütülen bir çalışma. Türk kadınlarının böyle desteğe ihtiyaçları var. Hem kendi ayakları üzerinde durmalar açısından, aileleriyle yuvalarına katkı sunmalar açısından, hem de dünyaya daha sağlam bakabilmeleri açısından bu tarz çalışmalara ihtiyaçları var. Bence burada çok güzel bir iş başarılmış. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Alaaddin Aslan, unutulmaya yüz tutmuş tarihi Manisa Bezi Dokuma Kursu'na destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Kurslarımız sonlandıktan sonra kendilerine sertifikalarını vereceğiz. Ve bu arkadaşlarımız da istihdama katkı sağlayacak. 75 kişi bu kurslarımızdan faydalandı. Bu kursların Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğümüze maliyeti 270 bin TL civarında oldu. Önümüzdeki yıl inşallah bu kurslarımızı, yani unutulmaya yüz tutmuş daha doğrusu, kurslarımızı yine açmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, resmi gazetede yayımlanan kararla otomobillerde ÖTV matrahı, yani baremi yeniden belirlendi.
indirim oldu. Bunu mutlaka internet sitelerinde ya da medya kuruluşlarının bazılarına müjde olarak algılayabilirsiniz. Hiç öyle yüzdelik detaylara falan girmeyeceğim. Sade bir insanımdır. Herkesin anlayacağı dilden bu haberi sizlere aktarırken örnekleriyle vermek istedim. Yeni gelen ÖTV indirimi diye bahsedilen matrah belirleme neticesinde, örnek veriyorum, firma ismi kullanamıyorum RTÜK kuralları gereği reklama girdiği için ama kafanızda canlandırabilirsiniz. 108 bin lira, yani dün 108 bin liraya satılan 01 otomobil 105 bin liraya satılacak. Yani 3 bin liralık bir düşüş olmuş. 147 bin liraya dün satılan bir otomobil 142 bin liraya satılacak. Yani o düzeyde 5 bin liralık bir indirim olmuş. Ve eğer 330 bin liralık Jeep tarzı bir SUV marka, SUV tarzı bir araç, büyük araç alma sevdanız varsa dün 330 bin liraya alırken bugün 315 bin liraya alacaksınız. Yani 3 bin lirayla 15 bin lira arasında değişen indirimler oldu. Fakat bunlardan daha ziyade neticede %30'u peşin veriliyordu. Çok büyük bir sektör, çok büyük bir sanayi, otomobil sanayisi. Vatandaşlarımız buradan ekmek yiyor. Arabaların satılması gerekiyor ki işçilerin işlerine devam etsinler. Yani 3 bin liralık, 5 bin liralık indirimlere sebep olacak orandaki barem belirlemeleri otomotiv sektörü ne kadar işine yarayacak bilmiyoruz. Önemli olan %30'u peşin verilip %70'i krediyle genelde otomobiller alınıyordu. Kredilerin banka faizlerinin uçmasından dolayı pek açıkçası yanaşılmayacak otomobillere gibi duruyor. Herkese Allah kazası belası otomobiller nasip etsin, en iyilerini versin. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 5, 6 ve 7. sınıflar için başlattığı İngilizce kurslarının yeni dönem kayıtları başladı. What did we learn last class? Eğitime büyük bir önem veren Şehzadeler Belediyesi öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönem Gençlik Merkezi bünyesinde başlatılan ve ortaokul düzeyinde 300 öğrencinin katıldığı İngilizce kursunun yeni dönem kayıtları başladı. As you know, I'm a tourist and you... Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 5 Ekim tarihine kadar Gençlik Merkezi'ne giderek kayıt yaptırabileceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak her alanda eğitim ve öğretime destek olmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra öğrenci kardeşlerimizin de daha iyi bir şekilde eğitim alabilmeleri için farklı eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Geçtiğimiz dönem 5, 6 ve 7. sınıflar için başlattığımız İngilizce kursumuzun yeni dönemini başlatıyoruz. Geçtiğimiz dönem bu kurslarımıza 300 öğrenci kardeşimiz katılmıştı. Bu dönem içinde 150 kişilik bir kontenjanımız olacak. Bu kursların sonunda öğrenci ve velilerimizin son derece memnun kaldıklarını ve öğrenci kardeşlerimizin başarılı olduklarını gördük. Bu dönem yine alanında uzman eğitmenlerimizin olacağı İngilizce kursumuzu açıyoruz. Yeni dönem İngilizce kurslarımıza katılmak isteyen 5, 6 ve 7. sınıf öğrencisi kardeşlerimiz 5 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler. 15 Ekim tarihinde başlayacak olan İngilizce kurslarımız 10 Ocak tarihinde sona erecek dedi. Which answered that question? Seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son dakika açıklamalarını getireyim, sizlerle paylaşayım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sizler için seçmiş olduğumuz son dakika açıklamasının içerisindeki cümle ise masumları yalnız bırakmadık, Suriyelileri kastederek söylüyor. Ne yazık ki Suriye krizinin insani ağır yükü sadece Türkiye'nin omuzlarına bindi. Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin bizlere verdiği taahhütler tutulmadı. Sadece Türkiye'nin omuzlarına bindi bu yük diyor. Açıkçası yaklaşık 7 yıl falan oluyor sevgili seyirciler. 4 milyon Suriyeli insanı barındırıyoruz. Evet, ilk zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğü, herkese kucak açmamız, kapı açmamız çok güzeldi. Fakat işte o taahhütler tutulmadığı için bunun maddi yükü gerçekten öyle böyle değil. Bazı uzmanların iddialarına göre yıllık 40 milyar Türk lirası civarında bir para harcanıyor Suriyelilere. Hani harcanan paraları da geçtim, 4 milyona yakın Suriyeliden bahsediyoruz. Özellikle Suriye sınırındaki şehirlerimizde
ve ilçelerimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfusunu geçtiklerine dönük de yerel gazetelerin, yerel basın mensuplarının açıklamaları ve gözlemleri oluyor. Hani nüfus yapısı, kültür yapısı değişmek üzere. Umarız en kısa zamanda Suriye'deki problem tamamen çözülür de hükümet bu 4 milyon misafirimiz tırnak içerisinde Suriyelileri tekrar ülkelerine sağ salim iletir. Sevgili seyirciler, Manisa'da hırsızların hedefi bu kez trafo aküleri oldu. Çaldıkları trafo aküleri yüzünden Güzel Yurt ve Ak Mescit mahallelerinin internetsiz kalmalarına sebep oldular. Niye? Nikon daha iyiydi kanona göre. Olay Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Güzel Yurt ve Ak Mescit mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türk Telekom'a ait internet dağıtımında kullanılan trafoların aküleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Mahalle sakinleri internet olmadığını fark edince yetkililer telefonla arandı. Türk Telekom yetkilileri şikayetlerin yapıldığı adreslere gelince trafoların içinde bulunan akülerin çalındığı görüldü. Durum üzerine olan yerine polis çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri trafo içinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri trafo üzerinde parmak izi çalışması yaptı ve ardından olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan 8 adet trafonun hırsızlığa uğradığı, aynı kişilerin İzmir ilinde de 120'ye yakın trafoyu soydukları ve trafoların içinde bulunan akülerin tanesinin 200 dolar olduğu öğrenildi. Olur böyle vakalar, Manisa Emniyeti yakalar. İnanın iki gün sonra o hırsızların yakalandığına ilişkin haberi de mutlaka sizlerle aktaracağıma yürekten inanıyorum. Sevgili seyirciler, ETV ailesinin değerli programlarından, Güzide programlarından Engin Bakış'ın hazırlayıcısı ve sunucusu Sayın Engin Uzun da Facebook'taki yayınımızda başarı dileklerini iletiyor, iyi yayınlar diliyor. Kendisine bizler de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda İran'da bir askeri geçit töreni olmuştu ve bir bombalı saldırıya maruz kalmışlardı. Son dakika bilgisi olarak İranlı yetkililer buna sebep olan, bu olayın arkasında olanları açıkladı kendilerince. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu olayın arkasındadır. Bu şer üçgeni bu olayın sorumlusudur dedi. Peki bombalı saldırı neticesinde ne olmuştu? 25 İran vatandaşı yaşamını yitirirken 60 vatandaşları da yaralanmıştı. İran'ın bu son dakika açıklamasını sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, hani nasıl vicdan sahibi insanlar var diyeceğiz. Sıradaki haberimizi sizlere aktardıktan sonra. Olay Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Barbaros mahallesi Dolgunlar Küme evlerinde meydana geldi. İddiaya göre Çetin Dadaş'a ait tavuklar ve hindiler otlamak için yan komşunun tarlasına girdi. Tavuk ve hindileri kendi tarlasında gören tarla sahibi iddiaya göre zehirli yem vererek tavuk ve hindilerin telef olmasına sebep oldu. Durum üzerine tavuk ve hindilerin sahibi Çetin Dadaş yan komşusundan şüphelenerek zehirli tohumlardan numune alıp Yunus Emre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü. Yine iddiaya göre aynı tarla sahibinin geçtiğimiz yılda tarlasına giren tavukları av tüfeğiyle öldürdüğü belirtildi. Eğer haberin içerisinde ifade ettiğimiz gibi iddialar doğruysa, karıncayı daha incitmeyen bir milletten nerelere geldiğimizin en büyük göstergesi. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Mahsulü neyse için bir ömür verenler bilir. İçinde bir kalbin iyiliğini taşıyan her şey eşsizdir. Tıpkı Torkut'un Ruşen'li bisküvi gibi. Çünkü içinde buğdayın kalbi Ruşen var. Bir ton buğdaydan sadece bir kilo çıkan Ruşen'in değerini üreticisi olarak bildik. Torkut güvencesiyle size getirdik. Lif kaynağı Ruşen'li ile Torkut'un Ruşen'li bisküvi. Buğdayın kalbi. Manisa ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz.
Agora Doğal Kaynak Suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. Manisa Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere erkek, özel güvenlik görevlisi personellerine ihtiyacımız vardır. İSS Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi. Müracaat için 0549 824 27 23'ten Burak Sağlam'a ulaşabilirsiniz. Torku'dan yepyeni bir lezzet daha. Leziz çikolata kaplamalı, lifli, ruşenli bisküvi. Torku tam ruşenli çikolata kaplamalı bisküvi. Orman meyveli çikolatalısı da var. Afiyet olsun. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbeli tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231 72 45, 211 03 33. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon. İç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor sahasında ağırladığı güçlü rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek sezon başından bu yana ilk 3 puanını aldı. Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yaptı. Maçtan önce de söylemiştim flaşta. Bugün sahadaki skoru bilemem ama dedim oyuncular bugün sahada mücadele eden, isteyen, arzulayan bir takım olacağız dedim. Gözüye hoş gelen bir futbol oynayacağımı söylemiştim ki öyle de oldu bugün. Bunu söyledim ve bu tutması beni çok onur etti. Biz maçtan önce Galatasaray takımını analiz ettik. İstatistik ve verilere analize inanan bir insanım. İkisinin biri olacağına inanıyorum. Futbolda bunun böyle olduğunu inanıyorum, biliyorum. Galatasaray takımı ilk yarılar %60 pas yapma oranına %65'lere ulaşırken 5-60-65 arası bu oranı öndese eğer veya berabereken rakibe kaptırıyor. Daha çok rakibe veriyor. Ve son 15 dakikalar, 20 dakika, 15-20 dakikalarda inanılmaz pas hatası yapan bir takımdı. Bunları inceledik, değerlendirdik, oyunculara gösterdik, videolarla tasdikledik. İkinci toplara sıkıntısı vardı Galatasaray'ın, bizim de vardı. İkinci toplara sıkıntımız. Bunları bizim almamız gerektiğini söyledik oyuncularımıza. Her şeyden önce daha önce yaptıkları işlerden biraz bahsettik ki bunu yaptılar yani. İki tane kupa kazanan bu futbolcular. Yine yapabileceklerini söyledik. Bugün galibiyet aldılarsa tamamıyla onların hakkı. Her şeyi yaptılar sahada. İstediler, arzuladılar. Onların hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı da gelir. Kavçak, bugün sahada iyi bir Akhisarspor mu yoksa kötü bir Galatasaray takımı mı var diyorduk soruya şu yanıtı verdi. Şimdi tabii ki de iyi bir Akhisarspor vardı. Şimdi Galatasaray'ın büyüklüğünü zaten biliyoruz. İyi bir takım. Hafta içinde oynadıkları futbol ortada. Şampiyonlar Ligi'nde. Ama bizim de oynadığımız oyunda
göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Rakibine saygı duyuyoruz ama biz bugün çok iyi oynadık. Kroos Nadal maçını da kazanmayı çok istediğini belirten Kavçak, genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istediğini söyledi. Kavçak, taraftarların da kendisini bağrına bastığı için teşekkür etti. Kroos Nadal maçında da mesela çok galip gelmişsin. Hatta o gün burada basın toplantısında maçtan sonraki biraz üzüntüden dağılmış gibiydim. Çok kazanmak istedim. İki maçı da kazanmak istedim ki neden kazanmak istedim? Takımımız için kazanmak istedim. Puanlar almak için istedim. Bir de genç antrenörlerin, yani genç deniyor, bu ülkede bir şeyler yapacağını kanıtlamak için çok istedim. Allah da bugün bize bunu nasip etti. Bunun için de çok sevinçliyim ayrıyetten. Taraftarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Beni bağırlarına bastılar. Ki ben de onun içinden biriyim. Geçen de söylemiştim zaten. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Şimdi Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk oldu. Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yaptı. Biz herhangi bir rotasyon yapmadık. Zaten rotasyona ihtiyacımız da yoktu. Salı günü oynayan bir takım pazar günü de oynar. Eğer bir yorgunluk söz konusuysa adalet olarak Akhisar'ın perşembe günü oynadığını görüyoruz. Yani öyle bir bahane sürecek halimiz yok. 5 günde insanlar kendini tekrardan tamamlar, tekrardan döner. Akhisar'ın bir 10-15 dakika bizi sıkıştırması vardı. Ondan sonra devre sonuna kadar Emre'nin, Geri'nin bayağı bir kaleyi cepheden gören pozisyonları var. Tabii artı penaltı var. Devreye öyle girmek başka bir avantaj. Bunların yani ilk yarı için bunları söyleyebiliriz rahat rahat. Galatasaray golleri de kaçırmalı, penaltıyı da kaçırmalı ama ikinci yarıda bu sonuçta olmamalı, çıkıp bunların üstüne de yenmeli. Farklı sonuçlarla yenilmeyi de hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Böyle bir kayıptan çok hoşlanmış değilim açıkçası. Terim, sorunları çözmenin kendilerinin işi olduğunu ifade etti. İkinci yarı neredeyse Lokomotiv Moskova'yı pozisyona sokmuyorsunuz ama burada 3 tane yiyorsunuz. Şimdi bunun başka sebepleri var. 1-2, muhakkak ki bizim tarafımızdan analiz edilmiştir, edilecektir de. Hatalar da ortaya çıkacaktır. Mağlup olduğumuzda veya gollediğimizde ocağı işaret etmek yerine zaten Ocak, Temmuz bunlar da gereken yapılır da belki de bazı oyunculara verdiğimiz artık şansların biraz daha dikkatli kullanılmasına özen göstermek gerekiyor. İstikrarlı takım var şampiyon olur. Az mağlup olan çok galip gelen şampiyon olur. Dolayısıyla burada olmasında da büyük hayır vardır sezon başlarında. Sevgili seyirciler, milli güreşçimiz Kerem Kamal'ın güreşe başlayış hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Kerem Kamal şampiyon oldu. Tırnava kentinde düzenlenen şampiyonada Greco-Romen stil 60 kiloda güreşen Kerem Kamal finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı. Milli güreşçi müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. 2 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikinciliği bulunan genç sporcu Manisa'ya geldi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersin'i şampiyon güreşçi makamında ağırlayarak çeyrek altını ödüllendirdi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersin'i Kerem Kamal'ın uzun zamandır kendilerinin göğsünü kabarttığını belirtti. Tabii bireysel manada bizim göğsümüzü bu işe başladığı andan itibaren, işte hocasıyla birlikte olduğu andan itibaren göğsümüzü kabartmaya başladı. İstiklal Marşımızı okutuyor, bayrağımızı göndere çekiyor. İnşallah bu böyle devam edecek. Hedeflerinin daha önce de tanışıklı olduğumuz, görüştüğümüzde söylemişti. Olimpiyatlar, olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söylemişti. Böyle bir altyapıyı, böyle bir kültürü, böyle bir güreş noktasında da ahlakı oluşturmuş durumda. Fazlasıyla bunu yapacağına biz Manisalı, bir ağabeyisi olarak AK Parti il başkanı olarak inanıyoruz. Şampiyon güreşçi Kerem Kamal kendisini ağırlamalarından dolayı Başkan Mersin'e teşekkürlerini sundu. Çok şükür 2 senedir üst üste dünya şampiyonu oluyorum. Manisa'mıza layık bir sporcu olmaya çalışıyorum. Çok şükür bana da nasip oluyor bu. Benim amacım zaten Süleyman Hocam'la konuşmuştuk. Bu Avrupa Dünya Arenası'na girdiğimiz ilk günden ve yapılan her Avrupa Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi yapıp 2020'ye en güçlü, en hazır şekilde gidip orada ülkemizi temsil etmek istiyorum. Her şey yolunda gidiyor. 2 senemiz kaldı. Seneye olimpiyatlar vizesi var. İnşallah oradan vizeyi alıp Manisa'dan
Biri olimpiyatlara gidecek inşallah. Hedefim olimpiyatlar. AK Parti Manisa İl Başkanı ziyaretinin ardından özel açıklamalarda bulunan Kerem Kamal, güreş sporuna nasıl başladığını anlattı. Önceden sporu da çok seviyordum zaten. Hani futbol olsun, atletizm olsun hep gidiyordum bunlara. Bir gün atletizme devam ediyordum işte. Atletizm sporuna ilgileniyordum. Bir gün yoğun bir antrenman olmuştu. Çok yorulmuştum işte. Bizim de bir arkadaş vardı. O da güreş yapıyordu işte mahalleden. Ya dedi ki yorgundum. Dedi ki gel minder falan var yatarsın falan dedi. İşte ben dinlenme amaçlı gittiğim minder salona güreşçi olarak çıktım yani. Bundan bir ay önce Avrupa Şampiyonası'nda bir kaza sonucu dinlenmiştik. Hani onun şeyi vardı. Sağlam gidiyordum. Finale kaldıktan sonra hani almak zorunda hissettim kendimi. Çünkü tek ben finale kalmıştım. İskarmış'ı tek tutmak bana kalmıştı. Rahat oldu. Şampiyonluk geldi. Cumhurbaşkanımız sağ olsun tebrik telgrafı göndermiş. Onu da sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Haftanın ilk ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte TV ekranlarında ana haber bülteninde buluşuncaya dek aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz.